Bahçeli devrimi yaptı. Evet ya, ilginç bir durum oldu tabii. Kimsenin beklemediği bir şeydi ama çok hızlı bir şekilde açıklamalarını okuyup ya da Bahçeli'yi dinlediğimiz için bazı bence satır araları kaçtı gibi. Kritik yerler var. Mesajlarında çok önemli yerler var. Şimdi Bahçeli ilk grup toplantısında ekonomiyle başladı. Bu ilk önce Mehmet Şimşek Büyük Birlik Partisi'ni 750 lira üzerinden bir eleştirdi. Ufaktan bir giriş yaptı. Ardından süreçten bahsederken terörle, teröristle bir anlaşmanın olmayacağını söyledi. Oralarda bazı kritik yerler var Enver abi. Şimdi onlardan bazıları şöyle, ben hani kısmen dinlediğim kadarıyla notlar aldım. Birincisi şunu söylüyor. Tamam, teröristle anlaşmayız, onunla bir anlaşmaya varmayız diyor. Ama diyor, bazen diyor işte terörün bitmesi için bazı demokratik adımlar atmalıyız diyor. Çünkü eğer atmazsak bu hatalıdır diyor. Bu önemli, konuşmasının girişinde bu tarz bir cümle söylemesi. Yani net olarak bunu söylüyor demiyorum tabii ki. Yani ama buna benzer, buna yakın bir şey söylüyor. Yo, bunu ben bir dakika net olarak söylüyor. Sonda diyor ki vatan, bayrak, bağımsızlık için bunu sineye çekmeye hazırız diyor. Sineye çekeceği ne? Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nin, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatının altına terörist başını getireceğim diyor. Bu senin dediğinin tam doğrulanması. Yani bence senin yorumun yanlış değil. Bir kere onun altını çizeyim. Yani daha ötesi yok ki, bunun arkasından af demektir. O hafta çıkacaktır. Evet. Evet, şimdi az önce İlyas'ı almıştın. Ben sadece neyi merak ettim biliyor musun? 2013'teki açılımla, yani iktidarla o dönem HDP arasındaki açılım sürecinde Nevruz'da Diyarbakır halkı tamamen televizyonlarda ve sokaklarda bu açıklamayı bekliyordu. Yani o zaman Öcalan'ın açıklamasını bekliyordu. Ben eminim bugün bölgede Bahçeli'nin açıklaması önce bir şok etkisi yaratmıştır. Ama sonrasında bir düşündürücü, ilginç bir ruh haline dönüştürmüştür. Yani o yüzden hani keşke İlyas bize yani sokakta dolaşabilseydi ya da yarın sen bağlarsan şeyi bir anlatsın. Yani nasıl karşılandı orada, bölgede nasıl karşılandı? Bu önemli. Şimdi Bahçeli kritik bir şey söylüyor. Aslında ilk çözüm sürecinde konuşulan şeyler vardı ya, onların hepsini toparlamış. Bugün Tedavi etmiş. sonucunu söylüyor. Yani biz Tedavi diyor, etmiş, tedavi. Çok evet. açık. O gün yaralı duran her şeyi tedavi. Bak şimdi Fırat, neler vardı? Gel karşılıklı konuşalım. Bir, ne itiraz vardı? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin denetimi yok deniyordu. Diyor ki gelsin mecliste konuşsun. Doğru mu? Evet. Dolayısıyla akillere, bilmem nelere ihtiyaç yok diyordu. Abdullah Öcalan'la hiçbir şekilde konuşulmaz denirken tecriti kaldıracağım diyor. Umut hakkı diye yeni bir düzenleme yapacağım diyor. Ve bütün bunların yanı sıra aynı zamanda da diyor ki sineye çekeceğim diyerek partisiyle birlikte bunu tutup bir ileri adım daha atıyor. Yeni anayasada bütün bunları düzenleriz diyor aslında. Yani bir önceki süreçteki muhalefet ettiği her şeye urgan falan atıyordu. Şimdi tam tersini söylüyor. Siyaset böyle bir şey. Evet. Evet, şimdi aslında biz uzun süredir tartışılan bazı şeyleri de bitirmiş oldu. Yani bazı kritik yerler var. Geçen gün bu DEM Parti eş genel başkanlarının Taksim'de yaptığı bir toplantıya gitmiştim. Bir 20-30 gazeteciyle birlikte süreçle ilgili bir bilgilendirme yapacaklardı. O yüzden gazetecileri davet etmişlerdi. Ben de oraya gittim. Orada biz bunların hepsini sormuştuk aslında. Yani hepsine sorduk. Tuncer Bakıran'a da, Tülay Atımoğulları'na da. Onlar da Bahçeli'nin söylediklerinin ne olduğunu Bahçeli'nin bir dahaki açıklamasına ya da Bahçeli'ye bakarak anlayabiliriz demişlerdi. Bugün aslında o dediklerinin ne anlama geldiğini çok iyi anladım. Çünkü Bahçeli ve Erdoğan, yani bu süreç ikisi arasında gelişiyor anladığım kadarıyla. Ama DEM Parti
kesinlikle sürecin dışında şu an. Yani şu an DEM Parti hiçbir şekilde sürece dahil edilmemiş. DEM Parti İmralı'yı işaret etti. Yani diyor ki Öcalan'ı serbest bırakın, biz bu işi çözelim. Yani bu işi çözülsün. Çünkü muhatap biz değiliz diyor. Demirtaş'a dün sordular. Demirtaş Özgür Özel'le görüştü. Demirtaş meclisi işaret etti. Özgür Özel meclisi işaret etti. Yani Bahçeli öyle bir şey yaptı ki DEM Parti, Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi hepsini dışarıda bıraktı. Öcalan'ın İmralı notlarında 2013 yılındaki çözüm sürecinde bahsettiği muhatap meclis olsun, bu işi orada çözelim dediği noktaya vurgu yapıp oradan alıp direkt sonucu söylemiş oldu. Yani biz o dönem Bahçeli diyor ki biz 2013'te konuştuk, bir arayış yaptık, bazı düzenlemeler yaptık ki o düzenlemeler halen yerinde duruyor. Tartıştı, gittik, geldik, Kandil, İmralı, işte HDP kendi aralarında görüştüler falan filan. Ama artık işi oralara götürmeyelim, işi burada bitirelim. Yani burada biz ne yapalım? Öcalan çıksın, gelsin. Bir çok sert Enver abi. Şimdi bunu biz bu yayını kapatsak büyük ihtimal bir sonraki yani eğer bir ani bir gelişme yapmazlarsa, Öcalan için bir ani hızlı bir gelişme yapmazlarsa biz gelecek salı gününe kadar bunu tartışacağız. Bahçeli acaba ne demek istedi? Öcalan ne yapmak istedi? Öcalan'a bir af mı geliyor? Umut Hakkı ne demek? Bu günlerce bunu tartışacağız. Umut Hakkı'nı bir verelim Ali. Umut Hakkı ne demek bir verelim. Evet sen devam et Fırat. Ben şeyi hatırlıyor musun 2013 sürecinde? Yani bunu çoğu en iyi sen hatırlarsın. Yani senin bize anlatman gerekiyor aslında. 2013 yılında da bunlar söyleniyordu. Hatırlar mısın? Şu anki işte bu 2013 ile 2015'te aslında çözüm süreci bittikten sonraki aslında düne kadar ya da bugün sabaha kadar sürekli işte süreç olmayacağını söyleyip işte DEM'e Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle ilişkilendirip PKK ile ilişkilendirip sürekli bu seçim sürecini yürüten ya da bu süreci bu şekilde yürüten insanlar 2013'te ne diyorlardı Enver abi? Öcalan serbest bırakılsın. Sayın Öcalan diyorlardı. Öcalan ev hapsine çıkarılsın. Öcalan siyaset yapsın. Hatırlar mısın? Öcalan meclise gelsin. İşte Öcalan burada konuşsun. Kürsü hakkı verilsin. Bunların hepsini o dönem zaten şu anki AK Partili isimler söylüyordu. Ama ben bu sabah okuduğum ve 3 gündür okuduğum bir yazı dizisine dikkat çekmek isterim. Yanılıyor da olabilirim Enver abi. Sadece sesli düşünüyorum. Yavuz Donat Sabah gazetesi yazarı 3 gündür bölgede. Hatta 1 haftadır bölgede. Bu sabahta Batman'dan izlenim aktardı. Yazıyor bunları. Yani Bahçeli'nin bugün bahsettiği medya var ya hani. Medyayı hazırlamak lazım diyor aslında. Laflarının içerisinde bunu demiş oluyor. Yavuz Donat aslında 4 gündür bu süreci işletiyor. Hatta 1 haftadır. Kim bu Yavuz Donat? Bu normalleşme sürecinin mimarı aslında. Yani Yavuz Donat'ı tabii şöyle bilelim. Yavuz Donat 1980'den bu tarafa bizim yani son 40 yılda bütün merkez sağ muhafazakar siyaset vesaire hepsinin içinde olan yani şeyler Güner Civaoğlu gillerden birisi. Bu süreci o ısıtıyor aslında. O dönem işte farklı isimler vardı. O dönem yine Sabah gazetesinden bazı isimler. Seninle de programa çıkıyorlardı sık sık o dönem. O isimleri bir kenarda bıraktılar. Şimdilik medyada Yavuz Donat'la bu işi ısıtıyorlar. Mesela yarın da Nusaybin'e gidecekmiş. Birkaç gün sonra Mardin'e gidecekmiş. Tamamen halkla neyi konuşuyor biliyor musun? Sokakta yaptığı bütün röportajlarda, kahvehanelerde işte buralar rahat. Güzel, şimdi terörden arındırılmış, daha huzurlu. Bahçeli'nin uzattığı el çok önemli. Kürt halkı bu süreci istiyor, Kürt halkı bu sürece yakın ve çözüm olacaksa hani işte olsun biz her türlü devletimize bağlıyız falan. Yani orada şey toplumun da bunu istediğini gösteren bir yerden sık sık yazılarını yazıyor. Bence çok kritik bir dönem var önümüzde. Bakalım ne olacak ama Bahçeli öyle bir hamle yaptı ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Özgür Özel'in Doğu Güneydoğu ziyaretini de elinde patlatmış oldu. Ben aynı kanıda değilim. Bence şöyle Özgür Özel'in oraya gönderilmesi efendime söyleyeyim Bahçeli'nin bu açıklamayı yapması bir bütünün parçası. Ben Özgür'ün oraya giderken netice itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin
bu konudaki bariyer koymasını ortadan kaldıracak bir şey. Hatta tabii büyük komplo teorisi yapacak halim yok ama şeyin ne denir o hoca Kaboğlu ilk dört maddeye olumlu olarak dokunabiliriz derken hepsi üst üste geliyor. Tabii bana mesela ben şöyle bakıyorum. Eğer her şey göründüğü gibi olsa Türkiye'de hiç kimse hiçbir şeye itiraz etmez. Yani kan akmayacak, akmasın. Umut Ak, bakın Umut Hakkı'nı iyi anlayalım arkadaşlar. Ne olduğunu pek anlamamış olabilir insanlar ama Umut Hakkı kavramı müebbet hapis, bakın tam bu şey sözlük anlamı yani. Ömür boyu hapis cezasına karşılık mahpusun belli bir süreden sonra toplumla yeniden buluşmasını sağlamak için öne çıkan bir haktır diyor. Ne demek Umut Hakkı? Yani kimi kastediyor burada? Öcalan, ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet hapis. Nasıl Umut Hakkı olacak? Ya adam bu kadar yıl şey yaptı, adam bu kadar yıl hapis yattı, şimdi de kalktı, örgütü kapatıyor. Yeter artık denecek ve onun ardından da bir tablo ortaya çıkacak. Şimdi normalde Umut Hakkı demek, insanın cezasını çektiğini düşündüğünüzde, ibret aldığını düşündüğünüzde, sonsuza kadar hapiste kalması yerine hayata katılması teorik olarak yine evet ya insanları kazanalım dersiniz. Dersiniz de daha önce urgan attığınız birisi bu. O yüzden ne olacak da bu olacak tartışması asıl meselenin kritik noktası. Öyle değil mi? Bir şey daha söyleyeyim. Galip Ensaroğlu çıktı seçimlerden hemen sonra. Öcalan'dan bahsetti, müzakere sürecinden bahsetti. Çok herkes unutuyor ya, ülkede o kadar her şey böyle dönüyor ki çok hızlı bir şekilde. Bahsetti Merdan Yanardağ'da televizyonda, senin de çok iyi hatırladığın bir süreç. Garip Ensaroğlu'nun sözlerini yorumladı. Garip Ensaroğlu'nun sözlerini yorumlarken Öcalan'ın tutukluluğundan bahsederken şunu söyledi. Tecridi kaldırın, bu adamın ne dediğini biz de duyalım dedi. Yani bu adamın ne dediğini, bu adam ne düşünüyor, siz bu adamla görüşüyor musunuz, görüşmüyor musunuz ki öğrenelim dedi. Sonrasında onun serbest kalabileceğini söyledi. Yani cezaevinden çıkarılabileceğini söyledi. Ahim'i hatırlattı. Şimdi ben bugüne baktığımda şimdi dosyası Yargıtay'da. Şimdi Yargıtay şimdi ceza verse abi veremez ki zaten. Şimdi dediği bir gazetecinin eğer öngörüyse öyle değil mi? Bütün öngörüler çıkmış olacak. Bir yandan mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladıkları alan tamamen buydu. Öcalan'ı bunlar serbest bırakacak. İşte Demirtaş'ı serbest bırakacak diyorlardı ki Demirtaş'ı serbest bırakacak diyorlardı. Adamlar Öcalan'ı serbest bırakmaktan bahsediyorlar. Bahçeli'nin konuşmasının en sonunda da ilginç bir şey vardı. O dediğim gibi ses yükselince, alkışlar tufan kopunca arada kaynamış olabilir. Bu süreçte bir şey tartışılıyordu Enver abi. Mesela bu PKK'ya işte bu örgüte katılmış olan çocuklarını çağıran bu Diyarbakır anneleri ne olacak diyorlardı. Hatırlar mısın onu? Bir tartışma böyle bir aydır devam ediyordu. Ona da şöyle bir yanıt verdi Bahçeli. O çocuklar işte gelsin, anneler de çocuklarına kavuşsun dedi. Onlara da bir mesaj vermiş oldu. Bence açıklamayı başından sonuna kadar iki kere, üç kere dinlemek lazım. Çok mesaj var. Yani biz şeyine kapıldık, o hızlı şeyine. Ama bakalım yani hani bu süreçte... Şimdi, bak bu metin yazılmış. Bahçeli sadece okuyor. Metnin yazılmış olduğunu gördük. Bir kere bu bir. Yani hep öyle. Metni yazan Umut Hakkı kavramını vesaireyi bir yerden duymuş değil. O buna söylenmiş. Uluslararası bir organizasyon olarak yapıyor. Yani kendi kafasından uydurulmuş bir mesele değil. Yani metindeki bütün maddeler tek tek söylenmiş. Şu bile çok kritik. İmralı'dan deme diyor. İmralı'dan deme. Öcalan'dan deme diyor. Yani daha kadroları yok, şey yok. Ne denir ona? İki eski eş genel başkan yok. Selahattin Demirtaş yani yok. Bunlar yok. Rota çizilmiş. İkincisi ve bence daha önemlisi Fırat. Sen dedin ya çok coşkulu bir alkış var. Hayır, bence tereddütlü bir alkış vardı. Tereddütlü bir alkış vardı. Çünkü bir ülkücü için, bir ülkücünün Öcalan'la aynı meclis çatısı altında olabileceğini hayal etmek bile pek mümkün değildir. Kaldı ki sadece ülkücüler açısından değil, Türkiye'de pek çok ulusalcı, pek çok mütedeyyin, yani ne dersen de ne, yani Öcalan mecliste mi olacak bunu anlattığı zaman inanmaz.
İnanmaz. Ve ama yepyeni bir tablo daha çıkıyor. Öcalan'a özgürlük isteyen ve bundan dolayı içeride olan insanları nasıl tutacaksınız artık? Nasıl tutacaksınız? Yani sonuç itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en yaşlı kişisi bunu söyler hale geldi. O yüzden ben şöyle bakıyorum meseleye. Şimdi bir takım diğer faşist partiler biraz muhalefet eder. Ama CHP'den bir muhalefet bence gelmez. Fakat senin dediğin şu doğru. Özgür açısından aşağı tükürse sakal, yukarı tükürse bıyık. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çözüm sürecinin, eğer bir çözüm süreci olacaksa mimarı kendisi olmuyor. Düşünsenize Türkiye'de Kürt meselesini bir Türkmen beyi Bahçeli çözüyor. Çok ilginç yani. İlginç yani bu sürecin tabii ki bazı kritik okumaları olacaktır. Yani Orta Doğu kısmı çok önemli. Orta Doğu yine bu Irak Kürt bölgesel yönetiminde dün yapılan seçim, o seçimin çıkardığı koalisyon, o önemli. Suriye'de mültecilerin geri alınması, Kamala Harris ve Trump arasında bu Kasım ayındaki seçim. Biraz daha beklemek lazım abi. Bizim ülkede en kolay yapılan şey yorumdur ve sallamaktır. Az daha beklemek lazım. Çünkü bazı şeyler taşlar yerine oturmadan böyle yapılan, Bahçeli yarın kalkıp tam tersini söylerse herkes dumura uğrar. Daha önce de oldu çünkü bu. Biraz daha beklemek lazım. Gelişmeleri izlemek lazım. Çünkü hiç beklemediği şeyler var.